Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 12. sefir 82. kısım 25. soru. Vahiy neyle başladı? Cevap. Vahyin başlangıcı akli soyut anlamların uyku veya uyanıklıkta hayal mertebesinin sınırlı duyusal kalıplara indirilişidir. Bu durum duyulur mertebede duyunun algıladığı şeylerdendir. Örnek olarak ona düzgün bir erkek olarak göründü ayetini verebiliriz. Hayal mertebesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilgiyi süt şeklinde gördüğü gibi ilk rüya da böyleydi. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi rüya idi. Bir rüya gördüğünde sabah aydınlığı gibi çıkardı. Rüya Allah'ın Müslümanlar adına vahiyden geride bıraktığı kısımdır ve nebiliğin parçalarından biridir. O halde nebilik tümüyle ortadan kalkmamıştır. Bu nedenle teşrii yani yasa koyucu nebilik kalkmıştır dedik. İşte bu benden sonra nebi yoktur sözünün anlamı budur. Aynı şekilde Kur'an'ı ezberleyen kuşkusuz nebiliği içine sokmuştur denilir. Böyle bir durumda nebilik hiç kuşkusuz onda bilfiil bulunur. Buradan benden sonra nebi yoktur sözünün özel anlamda şeriat getiren nebi yoktur anlamına geldiğini anladık. Yoksa bu hadis daha sonra hiçbir nebinin bulunmayacağı anlamına gelmez. Bu ifade şu söze benzer. Kisra yok olduğunda ondan sonra Kisra olmayacaktır. Kayser yok olduğunda ondan sonra Kayser olmayacaktır. Bunlar İran ve Roma imparatorlarıdır. Halbuki Roman imparatorları devam etmektedir. Fakat hükümdar olmalarına rağmen bu ismi yitirmişlerdir. Artık onların hükümdarları Kayser ve Kisra'nın yok olmasından sonra başka bir adla isimlendirilmişlerdir. Nebi ismi de peygamberden sonra kalkmıştır. Çünkü Allah nezdinde vahiy ile indirilen şeriat getirme imkanı Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla hiç kimse ondan sonra bir şeriat getiremez. Hükümler konusunda müçtehit bilginlerin yargıları bu hükmün dışındadır. Çünkü peygamberin onayıyla müçtehidin hükmü geçerlidir. Öyleyse müçtehidin verdiği hükümde bunu şeriatında onaylayan ve müçtehide kanıtını veren peygamberin şeriatının parçasıdır. Bu durum Allah'ın izin verdiği bir iştir. Allah'ın izin vermediği bir hüküm küfür ve Allah'a iftira olabilir. Şöyle sorulabilir. Hazreti Peygamber'de sallallahu aleyhi ve sellem ilk başlayan hadisenin sadık rüya vahyin başlangıcı olduğunu neye dayandırıyorsunuz? Şöyle deriz. Müminlerde ve velilerde Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bütün erdemlerde kemale tahsis edildiğinde bir tereddüt ve kapalılık yoktur. Kemalin bir yönü de Allah'ın ona vahyin kemalini tahsis etmesidir ve bu vahyin tür ve çeşitlerini yerine getirmektir. Bu durum bana Cevamiül Kelim verildiği hadisinin anlamıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkese gönderilmiştir. O halde vahyin her türü Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konumda olduğu ve vahyine 6 ay rüya ile başladığı için vahyin rüya ile başladığını öğrendik. Rüya, nebiliğin 46'lı birlik parçasıdır. Çünkü rüya 6 ay sürdü. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem nebiliği ise 23 senedir. 6 ay onun 46'da biridir. Rüyanın her peygamber için olması zorunlu değildir. Bazen bir peygamber için vahyin başlangıcı, vahyin başka bir türü olabilir ve rüya ile olmayabilir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vahyi rüya ile başladığında şöyle dedik. Rüya vahyin başlangıcıdır. Çünkü peygamberin kendisini nitelemiş olduğu kemal bu makamda vahyin başlangıcının Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vahyinin başladığı şey olmasını gerektirir. Bunun böyle olması zorunludur. Çünkü bize göre başlangıç öncelikle duyuya uygun olmalıdır. Sonra duyunun dışındaki soyutlara doğru yükselir. Bu durumda vahyin başlangıcı ister uyku ister uyanıklık olsun rüya olmuştur. Burada vahiy nebi veya resul olması yönünden ki herhangi biri olabilir, şeriatları ortaya koymak demektir. Bütün bunlar insanlara indirilen vahiyden soru sorulmuş ise bir cevap olabilir. Tirmizi vahiy olması yönünden vahyin başlangıcından veya vahiy alan melek veya insan olmayanlar gibi herhangi bir tür için vahyin başlangıcını sormuş olabilir. İnsan olmayanlara vahye örnek olarak Rabbin arıya vahyetti ayetini verebiliriz. Hayvanın dışındaki cinslere örnek olarak ise
emanetin göklere, yere ve dağlara sunulmasını verebiliriz. Bu sunum vahiy ile gerçekleşmiştir. Başka bir örnek ise Allah her göğe emrini vahyetti ayetidir. Başka bir örnek ise nefse ve onu düzenleyene yemin olsun ki ayetidir. Kastedilen her yükümlünün nefsidir. Halbuki ona günahı ve takvayı ilham etti ayetine göre yükümlü olmayan kimse de yoktur. Bu durumda melek de günahtan nasibi olmadığı için takva ile bu ayete girer. İnsan ve cinlerin dışındaki diğer nefisler de böyledir. Öyleyse insan ve cinlere günah ve takva ilham edilmiştir. Onlara ve şunlara Rabbinin ihsanından ihsan edeceğiz. O kısıtlı değildir. Tirmizi her sınıfta ve şahısta vahyin neyle başladığını sormuş ise bunun cevabı ilhamdır. Çünkü hiçbir varlık bundan yoksun kalmaz, o bir vahidir. İşte bu vahiy olması ve her bir şahısla ilgili olması yönünden vahyin başlangıcıdır. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır.